Evet arkadaşlar, 6 ay sonra tekrardan merhaba. Soruyordunuz abi neredesin, kral özlettin, neden video gelmiyor? Evet, hiçbirini demediniz, sağ olun arkadaşlar. Assassin's Creed Mirage videosuyla geri döneceğimi pek düşünmüyordum. Öncelikle şunu diyeyim, Assassin's Creed serisi her ne kadar bok yoluna gitse de benim küçüklükten gelen nostalji ile hem de Assassin konseptini sevmemle eğlendiğim bir seri. En kötü oyununda bile eğlenmişimdir az çok. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Unity hariç tüm AC oyunlarını bitirdim arkadaşlar. Ubisoft'u övüyormuş gibi başladım ama bundan sonrası full gömme üzerine gidecek. Farklı şeylerden bahsetmeye de çalışacağım. Öncelikle çok kısacık artılarını söylersek oyunun. Oyunda kedi sevme var. Oyunda eşekler var. Evet, artılar bu kadar. Şimdi eksilere geçelim. Öncelikle eşek sevmiyoruz. Bu çok büyük bir eksi. Neyse, goy goyu bırakıyorum. Be yurdunu, miladını sevdiğim Ubisoft'u. Bu mu lan köklere dönüş? Ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Oyunun ana bölgesi burası ya. Yani bundan niye iki tane yaparsın Ubisoft? Lan? Onu sikeyim. O kadar aşıklar ki birbirlerine, içlerine girmişler. Ya. Bu ne oğlum? Biz kötüyüz aynen. Game of the Year ya, baksana. 4 oyundur aynı sistem Ya ya. harbiden kuşunuzun adabını ızdırabını sikeyim, bu ne ya? Mirage eski Assassin's Creed oyunları gibi olacak derken bunlar ben herhalde eski Assassin's Creed motoruyla böyle tek tıkla falan adam öldürdüğünüz mekaniklerle bir oyun yapacaklar zannediyordum. Ve ne yalan söyleyeyim, çok oynamış olsak da böyle bir oyun oynamayı isterdim. Daha gelişmiş halleriyle falan güzel olabilirdi. Ama Ubisoft'taki abiler ne yapmış? Valhalla, Odyssey, Origins'teki asetleri, motoru, her şeyi alıp copy paste yapmışlar. Ulan bunun üstüne savaş mekaniklerini oyundan çıkarmışlar. Arkadaşlar, bu benim oynadığım en boktan savaş mekanikli oyun. Mesela oynadığım Hellblade'de de savaş mekanikleri konusunda üst düzey değil. Hatta amatör ama fizikleri, iyi vuruş hissi idare ediyor işte. Ulan bu fizik motorunu kim yaptı, kim buldu? Ve neden 4 oyundur devam ediyor? Gerçekten hiç kimse, ama hiç kimse mi bu fizik motorunun dandikliğini, boktanlığını göremiyor ya içeride? Mesela ilk oyunda kalabalığın arasına falan girerken eliyle ittiriyordu Altair. Güzel bir hava katıyordu bu oyuna. Bunda içinden geçiyorsun lan her şeyin. Eski Assassin's Creed animasyonları da çok çok daha iyi bence. Ya arkadaşlar, bir Assassin's Creed Mirage'i açın, bir Assassin's Creed Syndicate açın. Göreceksiniz ya farkını oyunların. Bakın Valhalla'da, Odyssey'de falan bu RPG oyunu, o yüzden böyle gerçekçilikten uzak duruyor diyorlardı. Ama bu oyun kısa, güya RPG öğeleri çıkartılmış bir oyun. Abi savaş mekaniklerini boktan yapmışlar ki gizliliğe gitsin oyuncular. Allah Allah. Abi bir oyunun savaş mekaniklerini kötü yapıp biz gizlilik oyunu yaptık ya demek, ya ben gerçekten diyecek bir laf bulamıyorum ya buna. Ya arkadaşlar, gizliliği gerçekten geliştirmiş olsalar, bir sürü şey ekleseler falan, tamam gizlilik oyunu bu derim de, bu yapabildiklerimizi 15 Assassin's Creed oyununda da yapabiliyoruz. Fark şu, bunda zorla yaptırıyor, onda istersen yapabiliyordun. Bu da zevkli değil maalesef. Şimdi bakın, hadi mekanikleri aynı yapıyorsunuz. Oynanış hala aynı. Ulan bari güzel bir hikaye yaz. Güzel bir hikaye senaristi falan tut. Koskoca Ubisoft'sun sen. Bu oyunun hikayesi ne arkadaş ya? Bunun okulunu falan okuyup Ubisoft'ta çalışıp böyle bir senaryo yazıyorlar ya. The greatest power. No. No. Then what? Justice. Ben bu kadar ruhsuz, odunsuz, sıkıcı bir hikaye görmedim. Artık o kadar sıkıldım ki gidip otomatik çevir yaması falan yükledim. Arkada videolarda da görüyorsunuzdur zaten. Malum Ubisoft yapmıyor zaten Türkçe ama. Heriflerin Türkiye hesabı ancak Instagram'da, TikTok'ta komik olmayan videolar falan yapıyorlar. Neyse, konumuz bu değil. Bence asıl sorun bu oyunun Metacritic puanı.
Arkadaşlar hepimiz God of War Ragnarok'ta. Ya sanki bu aynı oyun diye şikayet ettik. Adamlar bunu kaçıncı kez yapıyorlar? Ve kimse bu durumdan şikayetçi değil. Ubisoft'ta oyunlarında ne yapay zekayı önemsiyor ne fizikleri. Yeni görevler ekliyorlar, hikaye yapıyorlar uyduruktan. Yeni bir şehir yapıyorlar. Alın size yeni oyun. Ya siktirin beni. Ben söyleyeyim size. Ben böyle %52 falan da beklemiyorum. Ben böyle %59 ile %63 arasında bir şey bekliyorum. Kesinlikle ben de öyle.